Madalyonu ben almıştım ve onu cebime koymuştum. Biz de inandık. Doğru söylüyorum, gerçekten. Bizi oyalamak için yine yalan söylüyorsun. Hayır, bu sefer inanın doğru söylüyorum. Yalan söylüyorsam şuradan şuraya kötülük yapamayayım. Gerçi bu halde yapmama da imkan yok ama. Ya bence gidelim. Hayır, Eda'cığım, Eda. Hala bizi kandırabileceksin. Sen inan bari bana. Evet, şimdiye kadar çok yalan söyledim ama inan bu yalan değil. Sürekli yalan söyleyen birinin sözüne inanmak çok zor gölge. Doğru söylüyorum. Vallahi madalyon bende. Bakın çok geç olmadan alın şunu cebimden. Durun. Ben ne olacağım? Bak elma ağacını andırıyorsun ama... Yani armut da olabilirsin. Pelinciğim, Canenciğim, geri gelin. Eda. En azından şu kuşları kovaydınız. Sakın yuva yapmayın. Kalıcı değilim. Gidin diyorum. Kime diyorum? Pelin! Caner! Ah! Dalım acıyor. Şimdi ne yapacağız? Güneş tutulması ile ilgili çok az şey biliyoruz. Ne demek olduğunu, nasıl olduğunu öğrenmemiz gerek. O zaman kütüphaneye gitmeliyiz. Orada bize gerekli olan kitapları bulacağımıza eminim ben. Harika. Hadi. Hadi. Hasan amca, ne yapıyorsun? İzin verirsen tamir işim var. Başlamadan önce sana zahmet olmazsa beni biraz sular mısın? Hava bugün biraz sıcak da. Daha daha nasılsın Aslan amcacığım? İyiyim. Ben hiç iyi değilim. Kimseye anlatamadığım bir derdim var. Pelin'le Caner de bana bir türlü inanmıyor Aslan amca. Onlara sürekli yalan söylediğin için olabilir mi? Olabilir. O zaman bu duruma şaşırma. İnsanlara karşı dürüst olacaksın ki sözüne inansınlar, değil mi? Çok haklısın Aslan amca. Ben o kadar pişmanım ki. Çok pişmanım, çok. Herkesi kırdım, üzdüm. Kötülükler yaptım. Ben çok yanlış yaptım. Kabahatini anladın yani. Anladım, anlamaz mıyım? Sen şu Kösten amcayla konuş da beni eski halime döndürsün, olmaz mı? Bu sana bağlı. İyi ama benim de elim kolum bağlı. Kıpırdayamıyorum ki. Ah bir çıksam şu odun parçasının içinden. Ne iyilikler yapacağım. Ne iyilikler. Mesela? Mesela. Şimdi aklıma gelmedi ama gelir elbet bir iyilik. Gelir tabii. Artık işime dönmeliyim. Hasan amca! Aslan amca, beni bırakma. Sakin ol. Buradayım zaten. Oh, tamam. Ben gidiyorsun sandım da. Odun parçası falan lazımsa benden bir tane kırabilirsin. Yok, lazım değil. Ayrıca ağaçlara zarar vermemeliyiz. Tabii tabii. Benimki de can. Güneş tutulması, ayın güneşle dünya arasında kalmasına denir. Bunu öğrendik. Ne zaman olacağını nasıl bileceğiz? Asıl soru bu. Evet. Kitaplarda daha önce olan güneş tutulmaları yazıyor. Bir kitap daha buldum. Ya teyzeciğim, bizim öğrenmek istediğimiz bilgi burada yok. Nedir o? Güneş tutulmasının ne zaman olacağı. İnternetten bakalım. Pardon, 5 dakika ödünç alabilir miyiz? Ama işim var.
kadar? 5 dakikacık, 5 dakika. Hemen buradan buluruz şimdi. Güneş tutulması ne zaman? Evet, şimdi öğreniriz. Hah! Olamaz, dünmüş. Dün mü? Yok yok, bak. O 2 sene önceki tarih, yanlış yere bakıyorsunuz. Hop, şuraya bakacaksınız. Tutulma bugün gözüküyor. Bugün mü? Hı. Kaybedecek vakit yok. Bir an önce köstebekgillerle buluşalım. Hadi. Sağ ol. Hele şükür. Of ya, işim vardı. Gölgeciğim, yapraklarını şöyle biraz sağa doğru uzatabilir misin? Gözüme güneş geliyor. Boyo, kaç defa söyleyeceğim sana? Ben kıpırdayamıyorum. Biliyorum. Bunu duymak hoşuma gidiyor. Şuradan bir kurtulayım. Ne yapacaksın? Hiçbir şey. O zaman biraz sağ canım. Köstebam! Köste amca! Köste amca! Ne oldu? Tutulma, yani güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Demek öyle. 2 grup olalım. Böylece meşale savayını daha kolay bulabiliriz. Geç kaldık. Güneş tutulması başladı bile, bakın. Olamaz. Meşale savayı oftaya çıkmak üzeredir. Uçağım bozulmasaydı savayı herkesten önce bulabilirdim. O zaman bugün şanslı günündesin. Dedeciğim, uçağı tamir etmişsin. Gözlerime inanamıyorum. Bu benim uçağım mı? Çok teşekkür ederim. İyi ki benim dostumsun. Sen de. Benden işaret bekleyin. Savay ortaya çıkar çıkmaz size işaret vereceğim. Ya Köstebe'nin işaret verdiği yer burası. İyi de nerede bu saray o zaman? Bakın. Meşale Sarayı. Burasının Meşale Sarayı olduğundan emin misiniz? Yani yoksa hemen geri dönebiliriz. Saat kulesi, aslanlar. Kesinlikle saraydayız. Aman ne güzel. Hey, gelin bu taraftan. Ben sizi burada beklesem. Ben de seninle kalayım Boyo. Kimse bir yere ayrılmasın. Bir arada kalalım. Hadi. İyi de Köstebon, o sadece bir heykel.
Şükürler olsun. Yanlış yere gelmişiz. Zakkum falan yok. Hadi hemen gidelim buradan. Bekleyin. Zakkum kız. Ben geldim. Kestabam. Kösteban, ben de seni bekliyordum. Meşale çiçeğimi alabilir miyim? Elbette. Sınavı geçtin. Madalyon bile sana yolunu unutturamadı. Demek ki sen iyiliğin ve doğrunun peşindesin. Meşale çiçeği de artık senin hakkın. Al bakalım. Başardık, başardık. Yarışmasın, başardık.